Tekrar ben başkanlığa adaylığımı koyayım dedim. İyi, hayırlısı olsun sizin için. Gel sen bu sene bizim takımda oyna. Gelip sizde mi oynayayım başkanım? Açık çek veriyorum sana. Şimdi işte hemen kredi kartımla çekim yapayım, şey yapayım yani. Teklifiniz güzel bir teklif. Sen gel, ben sana sarı lacivert bir tane spor araba alacağım. Telefon görüşmesi şu an çok farklı yerlere gitmeye başladı. Öyle bir şey yok, benim canım sıkma bak. Gel bir çay içelim hadi. Gel bir çay içelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öyle güzel bir şaka hazırladım ki eski Trabzonsporlu Galatasaraylı Engin Baytar'ı arayacağım Aziz Başkan gibi ve bu sene başkan olacağım, seni takımda görmek istiyorum diyeceğim. Bakalım Engin Baytar ne tepki verecek? Şimdi bu güzel şakamıza hemen başlayalım. Eğer bu şakayı beğenirseniz lütfen biliyorsunuz yapmanız gerekeni, like ve abone değilseniz de abone olun. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi şakamıza geçelim. Evet, şimdi Engin Baytar'ı arıyoruz. Çalıyor. Efendim? Alo, iyi günler. İyi günler. Engin Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben Melih. Sayın Başkan Aziz Yıldırım sizinle görüşmek ister. Tamam, olur. Olur. Bir saniye bağlıyorum. Başkanım buyurun. Tamam. Bir şey bağladın mı? Ver bak. Alo. Efendim başkanım. Engin'ciğim nasılsın canım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, çok sağ ol. Şimdi niye beni Aziz Başkan aradı diye düşünme. Biz önce bir... Ya açıkçası düşündüm biraz neden diye de. Ya işte bir mağazat var, bir şey var, onun için aradım da önce nasıl gidiyor onu anlat. Önce onu sorayım, ondan sonra. Teşekkür ederim başkanım. Yani iyi, işte pandemi dönemi, evdeyiz. İşte kendimizi karantina altına aldık. İşte kendimizi bir şekilde bu pandemiden korumaya çalışıyoruz. Sürecin de bitmesini bekliyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi vallahi bu pandemi dönemi her şeyi mahvetti. Ben de evdeyim, başka bir şey yaptığımız yok yani. Bazen evet, işte... uzun zamandır sizleri televizyonlarda göremiyoruz başkanım, doğru. Ya işte ben çok şey yapmak istemiyorum yani. Takım da kötü gidiyor. Yani, evet, kötü yani... gidişat var Fenerbahçe'de, evet bu doğru. Vallahi yani bilmiyorum işte. Hani ben bırakmasaydım böyle olmazdı. Onu söyleyeyim yani. Yani bilmiyorum, bırakmasaydınız yine böyle olur muydu olmaz mıydı onu bilmiyorum tabii, ama hani siz kulübü 20 yıldır başkanlığını yaptığınız için tabii belki de bu kadar da olmazdı diye ben de düşünüyorum, ama şimdi bak, hayırlısı olsun diyeyim Fenerbahçe için. Bak biz o kadar emek verdik ki bu emeği birdenbire krediyi hep tükettiler. Bak neler yaptık biz. Bak şimdi ben tekrar başkanlığa adaylığımı koyacağım. Ha, tekrardan mı? Tabii tekrardan koyacağım. Bazı arkadaşlarla görüştük. Tekrar ben başkanlığa adaylığımı koyayım dedim. İyi, hayırlısı olsun sizin için. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yalnız şimdi ben yeni takım kuracağım. Hı hı. Ama o yani bu takım olmaz. Böyle bir takım olamaz yani. Onu söyleyeyim. Tamam. Evet. Yani değişiklikler olması lazım. Doğru. Gel sen şey yap. Bu sene bizim takımda oyna. Gelip sizde mi oynayayım başkanım? Ben başkan olacağım ya. Yeni takım kuruyorum. Gel bizim takımda oyna sen. Vallahi başkanım hani bilmiyorum ama teklifiniz güzel bir teklif. Belki başkasına söyleseniz uça uça seve seve yapar, ama ben yani sonuçta Trabzonspor, Galatasaray, o güzel formaları giydim ettim. Yani bilmiyorum hani ya bu iş para işi de değil benim için. Yani bana çok büyük para da teklif etseniz yani kusura bakmayın, güzel bir teklif ama ben bunu asla kabul edemem. Ama yani şimdi bak, kabul etmem. Engin'cim bak öyle örnekleri var ya, bunun Tanju Çolak mesela, Emre Belezoğlu, yani birçok örneği var. Benim için önemli değil. Herkesin fikri, herkesin düşüncesi, herkesin kararına sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama her insan da aynı değil. Ben yani hayatım boyunca onurum, gururum için yaşadım. Burada kimseye de onursuz, gurursuz demek istemiyorum ama... Tabii o ay başka... Ben Trabzonluyum. En başta Trabzonluyum. Trabzonspor'da evet. Oynadım. Galatasaray'da evet. Oynadım. Evet. Bu saatten sonra da yani Fenerbahçe yani kesinlikle olmaz yani. Yani benim aklımın ucundan bile geçmiyor. Yani teklifiniz her ne olursa olsun başkanım, size saygı duyaraktan ben asla kabul edemem yani, etmem. Şimdi bir dakika bak, önce bak şunu söyleyeyim be, sen yine dinle beni. Bu sene oyna, sonra seneye ben senin teknik ekibi alayım. Hiçbir şekilde olmaz başkanım, ben ne olursa olsun yani
Sizin Fener, çok büyük bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum. Fenerbahçe'ye de saygısızlık etmek istemem. Eyvallah. Ama dediğim gibi ben kendi onurum, gururum her şeyden önemli. Benim onurum, gururum da kesinlikle hiçbir parayla satın alınacak bir şey değil. Ben oynayacağımı oynadığım zaman da çok güzel dönemlerim oldu. Oynadığım her kulüpte de kulübe de saygım sonsuz. Sevgim de sonsuz. O yüzden önce bu yanlışı ne kendime yaparım, ne aileme yaparım, ne de oynadığım kulüplere yaparım yani. Sen küçükken Fenerbahçe'de değil miydin? Ben araştırdım. Röportajında mı? Kesinlikle öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar araştırırım. Saygı duyuyorum. Her türlü Fenerbahçeli taraftarlara, Fenerbahçe kulübüne saygı duyuyorum ama... Eyvallah, eyvallah. Ben o formayı giyemem yani. Benim seni alma fikrim ne zaman başladı biliyor musun aslında? Ne zaman başladı? O Urfa'daki kupa finalinde. Evet, sizin için kötü, bizim için güzel bir sonuç olan maçı, evet, hatırladım. Dedim ki ben bu çocuğu almam lazım, tamam mı? Ben bu çocuğu almam lazım, yoksa bizi perişan edecek bu çocuk bizi. Tamam mı? Onun için ya. Şey oldu, aksilikler oldu. Sonra başkanlıktan şey olduk, kaldı öyle. Ama içimde ukde kaldı yani. Seni takıma almak çok isterdim ben. Eyvallah başkanım, ama şöyle söyleyeyim. Şu an değil, sadece şu an değil. O zaman da gelip teklifi yapmış olsaydınız benim cevabım tekrardan hayır olurdu yani. Şimdi bak. Yani bu şu anlık bir şey değil. Şu anlık bir şey değil. Yani bir tane. Gibi ben bir tane. O zaman da aynı cevabı verirdim. Şimdi Engin'cim bak, Engin Baytar bak, ben dinle, bir tane renk değişecek, sadece bir tane renk, sarı lacivert olacak, sarı kırmızı yerine sarı lacivert, bir renk değişecek ya, sadece lacivert. Vallahi başkanım, bizde hiçbir zaman renk değişmez yani, bizde renk kalır, sonsuza kadar kalır yani, nasıl sizde de sonsuza kadar tek o sarı lacivert rengi kalıyorsa, bende de kalan renkler oynadığım kulüplerin renkleridir. Başka da renk yok. Ya eyvallah, senin o görüşüne saygı duyarım ben ama... Ben şimdi... de size saygı duyuyorum, eyvallah. Yani yanlış anlamayın. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi iste açık çek veriyorum sana. Şimdi iste hemen kredi kartımla çekim yapayım, şey yapayım yani. Ya başkanım, yani bilmiyorum nasıl daha net söyleyebilirim ama dediğim gibi yani benim fikrimi değiştirmek için yani o parayı darphane bile basmaz yani. Çünkü parayla satın alınacak bir şey değil. Anladım. Benim kararım, benim görüşüm, yani parayı yükselttikçe benim görüşüm değişmeyecek. Çünkü ben zaten paraya böyle tamah eden bir adam değilim. Evet, evet. Onu anladım. Paraya köle olacak da bir insan değilim. Yediğimiz zaten iki tabak. O yüzden Allah sağlık versin cümlemize. Peki ben şimdi bak. Gerisi önemli değil. Sen futbolu bıraktın mı? Devam ediyor musun? Ne yapıyorsun sen? Ben başkanım şu an pandemiden dolayı hiçbir şey yaptığım yok. Aslında yani futbolu devam etmiyorum. Futbolu da bıraktım, öyle söyleyeyim. Daha bıraktın. Daha açıklamadım ama futbolu bıraktım yani. Artık açıkçası daha oynamayı düşünmüyorum. Ha, ilk defa bana mı söylüyorsun şu anda bunu? Yani yakın çevremdeki insanlara, şimdi bir de siz sorduğunuz için size söylüyorum. Anladım. Ya ben de şey düşünüyordum ya, özel krampon çıkartmış bir marka, büyük marka. Özel krampon mu? Özel krampon çıkartmış, akıllı krampon. Tamam mı? Şimdi, tabii kondisyon... Öyle kramponlar mı varmış ya, akıllı kramponlar? Akıllı var. Krampon çıkmış, hepsinin her şey çıkıyor. O çıkmış yani, niye şaşırıyorsun? Tamam mı? Onu giyince... İlk defa duydum, o yüzden şaşırdım. O akıllı kramponu giyince Ronaldo, Messi, İsmail Köybaşı karışım bir futbol oynatıyordu. Öyle oynatıyor. Allah Allah, kim söylüyor bunu? Ya işte daha adamları mı söylüyor? Lansmanı çıkmadı onu. Tamam, ben biliyorum arkadaşlardan. Çıkmadı. Gel, sana bir tane ekstra bir tane spor araba alacağım ben. Gel. Yani benimle şu an dalga mı geçiyorsunuz? Anlamadım. Şaka mı yapıyorsunuz bana? Anlayamadım şu an. Olur mu öyle şey ya? Sen gel, ben sana sarı lacivert bir tane spor araba alacağım. Ama fabrika ayarlarını değiştireceğim onun ben. Sadece Fenerbahçe semtinde gidebilecek öyle bir spor araba. O zaman şöyle söyleyeyim başkanım. O spor arabayı bana değil, Fenerbahçe semtinde o arabayı kullanmak isteyen kişiye alın bence siz. Ya neyse. Ama bak, tamam bak, gel o zaman bir seneye de başkan yardımcısı yapayım seni. her türlü benim cevabım hayır olacak. Kesinlikle hayır olacak ama şu an... Tamam, neyse. Bilmiyorum, telefon görüşmesi şu an çok farklı yerlere gitmeye başladı. Tamam yani. Neyse, gel. Telefon şakası bu herhalde. Gel, sen öyle bir şey yok, benim canım sıkma bak. Gel bir çay içelim abi. Gel bir çay içelim. Valla bilmiyorum, şu an birisi beni işletiyor gibime geliyor. Yani, Engin Baytar. Bir şeyler var. Engin Baytar merhaba, İsmail ama, Baki ben, komedyen. İsmail abi sen misin ya? Valla
başlarda anlayamadım sen olduğunu ama. Spor araba deyince anladın yani, değil mi? Evet, böyle ne bileyim akıllı ayakkabı yani hani böyle bilmiyorum. Başkanın kullanacağı cümleler değildi bunlar. Yani dedim başta ki, böyle hani ciddi evet zannettim ama az başkan diye. Ama sonradan böyle yok akıllı ayakkabı ilk. Hatta Ronaldo, Messi bir de İsmail Köybaşı dedikten sonra orada dedim bir şeyler var. Yani onların arasına İsmail Köybaşı'nı sıkıştırman güzel olmuş. İsmail Köybaşı yani, öyle deme bak. İspanya'da top oynadı bu adam. Sen nerede oynadın? Konya'da mı? İspanya'da diyorum. Ne Konya'sı? Bilmiyorum. O doğrudur. Oynar. Neden oynamasın yani? İspanya'dakiler de insan yani sonuçta. Bu o adam, insan oynar tabii. Bu adam Ronaldo'ya karşı, Messi'ye karşı top oynamış. Senin haberin var mı Engin Baytar? Var, ben de Ronaldo'ya karşı oynadım çünkü. Aa doğru ya, pardon. Peki, Engin Baytar çok teşekkür ederiz. Eyvallah, ben sana teşekkür ederim. Güzel işlettim, vallahi helal olsun hiç. Yani o evet, son spor araba işte spor ayakkabısına kadar vallahi hiç anlamamıştım sen olduğunu ama evet, vallahi güzel güzel yani. Peki. Bilmiyorum, çok iyi hissettim beni yani. Eyvallah. Sonlara doğru onu demesem belki de tamamen işletecektin ama. Eyvallah. YouTube'da yayınlayacağım bunu. Bir sakıncası yok değil mi? Yok abi yok. Yani sonuçta ne kötü bir şey mi dedik? Yok. Kimseye hakaret etmedik. Yok evet. Peki çok teşekkür yani, ederim. Sağ olasın. Ben kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim abicim. İsmail Baki YouTube kanalında takip et. Oradan yayınlayacağım. Tamam abicim. Tamam hadi kendine eyvallah, iyi bak. Hoşçakal. Sen de görüşmek üzere. Hadi sağ ol. İyi günler. Güzel bir şaka oldu. İlginç bir şaka oldu. Eski Galatasaraylı, Trabzonsporlu Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar'a. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.